Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu'nun 5. olağan genel kurulu bugün Ankara Gençlik ve Spor Bakanlığı toplantı salonunda düzenlendi. Genel kurula ismi bildirilen 129 delegeden 84'ü katıldı. Tek aday olarak seçimlere katılan mevcut başkan Mutlu Türkmen, kullanılan 61 oyun 60'ını aldı ve bir oysa geçersiz sayıldı. Şimdi size kongreden çok özel görüntüler ve Mutlu Türkmen'le yaptığımız özel röportajı aktarıyoruz. Yıldızlar ve gençler kategorilerinde kayda değer başarılar kazandığımızın altını özellikle çizmek istiyorum. Sporcularımızın elde ettiği başarı tabii bizim uluslararası etkililiğimizin en önemli ayağı. Türkiye'nin farklı illerinde pek çok büyük organizasyonu Türkiye'de gerçekleştirdik. Bu hem ülkemizde uluslararası faaliyetlere bizzat katılma olanağı bulamayan sporcularımızın organizasyonları yerinde görmesi, izlemesi bu deneyimi yaşamaları açısından önemli. Disiplinde biraz şans faktörünün etkili olduğu düşünülüyor. Genellikle izleyenler ya burada işte şans önemli falan diyor. Ama zaten matematikte bilirsiniz. İki kere üst üste aynı şansı yakalamak 30 kişi 40 kişi arasından bunun matematiksel hesabını aramızda bilen varsa yapar. Belki binde bir, milyonda bir ihtimaldir. Buket geçen hafta da orada bileğinin hakkıyla tüm turlarda rakiplerini geride bırakarak finalde de çok güçlü Fransız rakibini yenerek dünya şampiyonu oldu. Ben yürekten tebrik ediyorum. İnce Ece Öztürk zaten bizim yıldız sporcumuzdu. İnce daha önce Çin'de koşarak oynanan bir oyun var. O çok ciddi performans, atletik performans gerektiriyor. Koordinasyonun had safhada önemli olduğu ama bununla beraber yeteneğin ve atletik performansın ölçüldüğü çok iddialı bir disiplin var. Genel müdürüm Akdeniz oyunlarında izlemiştiniz siz zaten. Orada Fransa'nın dünya rekortmeni, 6 kere dünya şampiyonu olmuş çok iddialı bir sporcusu var. Orada onu geçmişti. Geçen hafta da gene onunla finalde eşleştiler İtalya'da. Ve son saniyeye kadar hep sayılar eşit gitti. Maalesef son saniyede rakibinin attığı sayı geçerli oldu. 38-37 bir sayıyla kaybetti ama hakikaten çok büyük bir övgü aldı. Rakibi çok güçlü bir rakip. Akdeniz oyunlarında geçmişti. Burada da gümüş madalyayı aldı. Ona da çok büyük bir alkışınızı rica ediyorum. Bocce Bowling Dart Federasyonu'nun olağan genel kurulundayız. 129 üyenin oy kullanacağı kongrede Mutlu Türkmen Başkanım tek aday. Güzel bir dönem geçmiş ki başkanım karşınıza da çıkmamış mı diyelim. Evet, ben ara dönemde başkan seçilmiştim ama federasyonumuzun kuruluşundan beri başkan vekili olarak görev yapıyorum. Dolayısıyla kurumumuza ve hafızasına oldukça hakim birisiyim. 2018 yılında ara dönemde federasyon başkanı olarak seçilmiştim. Tabii seçildikten sonra federasyonların mevzuatında yer alan %15 imza, ücret gibi zorunlulukları da kaldırdık biz. Aslında başvuru için bir ön koşul da yoktu ama camiamız takdir ettiler. Tek aday olarak seçime gidiyoruz. Onun için desteğini esirgemeyen bütün camia mensuplarımıza ben sizin aracılığınızla şükranlarımı arz etmek istiyorum. Son geçen hafta İtalya'da dünya şampiyonası yapıldı. Dünya şampiyonasında bir altın bir gümüş madalya aldık. Çok büyük bir başarı elde ettik. Takım halinde de ülkemiz dünya beşincisi oldu. Bocce'de hakikaten artık dünyada klasmanda üst sıralarda her zaman yer alan bir ülkeye dönüşmüş durumdayız. Dart branşımızda da altyapı gruplarında çok önemli kayda değer başarılar elde ediyoruz. Bowling'de de yeni yeni artık altyapı çalışmalarıyla inşallah ileriye dönük başarı temellerini atacağız. Üst yaş gruplarında çok başarılı olan sporcularımız var. Avrupa Şampiyonası'nda, Akdeniz Şampiyonası'nda derece elde etmiş kardeşlerimiz var. İnşallah bowling'de de altyapıyı güçlendirerek bocce ve dart'ta ulaştığımız başarı çizgisini bowling'de de yakalamayı arzu ediyoruz. Şu anda federasyonda parlayan yıldızı bocce gibi sanki başkanım. Evet. Doğru mu düşünüyorum? Şimdi tabii branşlarımızın üçünde de kayda değer başarılar var. Üçünü de kendi içerisinde değerlendirmek gerekiyor. Bocce'nin de alt disiplinleri var. Birbirinden farklı raffa, volo, petank diye adlandırdığımız disiplinler var. Bu disiplinlerden Bocce'de özellikle volo disiplininde öne çıkıyoruz.
Evet, şunu da eklemekte fayda var. Özellikle kadın sporcularımız, kızlarımız çok daha başarılı oluyor. Erkeklerde de çeşitli iyi dereceler elde ettik ama kadınlarda son dünya kupasında da dünya şampiyonu olmuştuk zaten. İyi bir başarı yakaladık. Tabii bunu yaygınlaştırmaya, tüm yaş gruplarına yaymaya ve hem kadınlarda hem erkeklerde bu önemli başarıları tekrar etmeye gayret edeceğiz yeni dönemde de. Olimpiyatta sizi çok fazla etkilemiyor sanırım. Olimpik branş olamadı galiba. Biz tabii bowling branşımız 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için, bocce branşımız da 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için aday branşlardı. Ama maalesef son kertede elendi her iki branşımızda ve olimpiyatı göremedik. Ama tabii 2028-2032'de gene olimpiyatın ana programına girmek için aday branşlardan birisi olacağız. İnşallah başarı. İnşallah, inşallah. Oradan da sporcularımız ülkemizi başarıyla temsil ederler başkanım. İnşallah, bütün ümidimiz o. Çok teşekkür ediyorum ben başkanım. Ben teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Sağ olun.